Türkçenin hakim olduğu bir dönem. 1821-1841 yılları arasında Mehmet Ali Paşa adanın hakimi. Ve bu süre içerisinde adam 1828 yılında Takvim-i Girigiye, özür dilerim, Vakay-i Girigiye isminde Türkçe ve Yunanca bir gazete çıkarıyor. Osmanlı'da daha henüz gazete yok. Beyler ve bayanlar, lütfen dikkatinizi çekiyorum. Osmanlı'da daha henüz gazete yok. Bu Mehmet Ali Paşa denilen şahıs 1828'de Vakay-ı Girigiye'yi yayınlıyor şeyde. Girit'te basım yapılıyor, Hanya'da basım yapılıyor, koca bir matbaa kuruluyor. Bu yüzden de dikkatinizi çekiyorum. Basım işi Giritlilerde çok yaygın. Yani ve Mehmet Ali Paşa'yı sağlıyor bunu. Türkçe yayınlıyor bunu. Ve bu adam aynı şekilde Mısır'da da Türkçe. Yani Mehmet Ali Paşa gücünü devam ettirebilseydi, bazı yazarlar öyle iddialarda bulunuyorlar ki Mısır Türk Cumhuriyeti olacaktı diyorlar. Türkçe konuşanların memleketi olacaktı Mehmet Ali Paşa sayesinde. Ve o yüzden de Osmanlı yazarlar Mehmet Ali Paşa'yı pek sevmezler. Efendim Mehmet Ali Paşa zaten Türkmen kökenlidir. Kavalalı diye geçer ama Kavala'ya ticaret nedeniyle babası yerleşmiştir. Tüccar o çocuğudur ve çok iyi eğitim almıştır. Ve dediğim gibi Rumlar, Giritlilerin Girit Yunancası konuşmasının tamamen baskı sonucu olduğunu ben tespit ettim. Yani o efendim biz Girit'liyiz, Dor lehçesini kullanırız falan yok öyle bir şey. Bir de evlilikler konusu sürekli gündeme getirilen bir konu. Benim yaptığım araştırmaya göre 1656-1657 yılları arasında toplam 87 evlilik olmuş. Bunların 49'u karışık evlilik. Fakat karışık evliliklerde bile yazarlar şundan bahsediyorlar. Ne Müslim, yani yeni Müslüman olmuş adamla Hristiyan kadın evlenmiş. Ne Müslim. Neden ne Müslim biliyor musunuz? Ne Müslim ne demek? Neden ne Müslim diye koyuyor? Çünkü cizye vergisini almaya devam edecek. Yani hemen cizye vergisinden kurtulamıyor. Efendim, daha sonra 1670-1673 yılları arasında 139 evlilik var. Bunun 15'i karışık evlilik. Hani ya? Hep Hristiyanlarla evleniyordu erkekleri, Girit erkekleri. Hani Hristiyanlar? 1816'da 21 arasında 233 evlilik var. 5 tanesi karışık evlilik. Buyurun. Kaynak size. Ve bunu yazan kişiler ne yazık ki konferanslarında farklı konuşuyorlar. Acaba niye? Bilemiyorum artık. Onların bileceği şey. Başkanımız sürenin sonuna geldiğini söylüyor. Ben soru cevap bölümünde gerekirse devam etmek üzere. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet, teşekkürler Bakın hocamıza. Şimdi sorularınız varsa sorular alalım. Yalnız soru olarak alalım çünkü genelde panellerde şöyle olur, soru soracağım diye alınır, mikrofon başlatılır anlatılmaya bir şeyler. Soru olarak, yani buradaki akademisyen arkadaşlarımızdan aydınlatılmasını istediğiniz şeyler varsa lütfen sorularınız varsa alalım sorular.